Evet, bu ihanetler aldı başını gidiyor. Rejimize ulaşan inanılmaz itiraflar var. Az sonra bunu sizle süremiz el verdiği sürece paylaşmaya çalışacağız. Biraz önceki seyircimiz arayan kişi kocasını aldattığını söyledi. Tabii aslında söylenecek çok laf var. Ortada bir çocuk var, öbür tarafta bir aile var. Yani Allah'ın en sevmediği helallerden bir tanesi boşanmak, değil mi? Tabii. Boşanabilirsin. Baktın olmuyor ama sevmediğin bir adamın yanında kalıp da bir de o adamı yani aldatmak. Ortada bir çocuk var. Dediğim gibi söylenecek çok cümle var ama senin abla teşhisi koydu ya, dedi ya, bu bir hastalık. Hastalık. Öyle olunca insanın eli ayağı bağlanıyor. Yardım etmek lazım. Yardım edilecek. Evet, düşene bir tekme de biz vurmayacağız. Hayır. Çünkü bizim buradaki amacımız ne? Doğruya yöneltmek. Yardım etmek. Doğruyu bulmak ve uzmanına sorarak ne yapmamız gerektiğini öğrenmek. Şimdi ne yapmalı diye bir köşem var. Ama önce biraz önceki hanımefendi ne dedi? Kocam beni aldattı. Bir kere çayımın içine sinek kaçtı. Artık nasıl davranacağımı bilmiyorum. Bütün aldatılanlar için, kadın ya da erkek. Artık çünkü hani eskiden erkekler çok aldatırdı. Şimdi kadın da. Şimdi duyuyoruz yani ve duyduklarımıza da inanamıyoruz. Sizinle az önce Instagram'da gelen mesajlara baktım. Bazı seyircilerimizle de yazıştık. Selin abla, söyle bize, aldatıldık ve aldatıldığımızı gördüğümüz andan itibaren nasıl bir tutum sergilemeliyiz? Kadınlar yönünden ne söyleyeceğim. Yapmalı? Bir erkek aldatıldığını öğrendiği zaman medeniyet falan hepsi boş, dünyanın her yerinde üçüncü sayfa oluyor çoğunlukla. Yapmamak lazım, boş vereceksin, at gitsin diyeceksin, bana ihanet ediyorsa demek sevmiyor. Ne diyoruz? Sittin, seni sevmiyorsan ben de seni sevmem diyoruz. Ancak erkekler değil de kadınlar aldatıldığı zaman çoğu çaresizlikten bir şey yapamıyor. Ben de diyorum ki paramız var veya yok. Ortadan olması gerekenleri söyleyeceğim. Ya demin o hanıma da söylediğim gibi artıları eksileri yazacağız ya da konuşmaya çalışacağız. Ama o bir gencecik kadın, karşısındaki de gencecik bir çocuk, istediklerini bulamayınca kendisini bu tip böyle şeylere vurmuş. O da, ona da kızamıyorum. Erken evlendirenlere kızıyorum. Çünkü bu insanlar belirli, erkek 30 yaşına, kadın da hiç olmazsa bir 25, 26, 27 yaşına gelmeden evlenmelerini doğru bulmuyorum. Ah Selin abla, sebepten. Onlar keşke eğerle meğer. Ne olur bize şeyi söyle. Süremiz kısıtlı. Tamam. Senin bilginden en azami ölçüde faydalanmak istiyorum. Aldatıldığımızı hissettik, gördük. Nasıl davranalım? Yine ben mantık söyleyeceğim. Şu yapılacak. Önce tabii çok kızıyoruz. Bunların hepsi başımıza, Allah korusun, gelse ne yaparız o ayrı. Ama mantığımızı kullanacağız. Aşağısı sakal, yukarısı bıyık. Ayrılabiliyor muyuz? Çocuk var. Annem babam işte şöyle böyle. Ondan ayrılamam, bundan ayrılamam. Tamam. O halde ne yapacağız? Önce ben olsam kendime dönerim. Yani ben bıraktım ihaneti. Şöyle, kocam benim yanımda başka kadınlara baksa ya da benim kıskanabileceğim tarzda birileriyle kakada kiki dedi yapsa, kendi kendime şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Ona niye ilgi gösterdi benim eşim? Aynı şekilde ihanette de öyle. Niye? O zaman kendimize bakacağız. Acaba ben neyi eksik yapıyorum? Onun her istediği zaman başım ağrıyor, hastayım, işte şu yorgunum diyerek onu red mi ediyorum? Bu demek değil ki erkekler her şeyi her zaman yapacak. Ama isteyen, söyleyen, her zaman isteyenlere de söylüyorum, konuşursun, belirli bir seviyeye getirirsin onu, ama her şeyden evvel kocaya hayır denmemesi gerekiyor. İyi bir evlilik için maalesef bu böyle. Bir. İkincisi, temiz miyim? Ev temiz mi? Hayrettir ne kadar çok erkek bana evin ne kadar dağınık olduğunu, mutfağın nasıl böyle tepeleme şeyle dolduğunu, bulaşık dolduğunu. Paran varsa birini tutarsın. Yoksa paran, iki elin kanda olsa, kocan gelmeden evvel o saate kadar uyuyor musun, ne yapıyorsun, ona karışmam. Tertemiz olacak etraf. Ay gelsin o bana yardım etsin. Adamlar da diyor ki ben çalışıyorum diyor. Çalışırken ne yardım edeceğim diyor. Nasıl yardım edeceğim? Niye edeyim diyor. Ya da bir kadın tut dediği zaman, benim annem bunları yaparken kadını mı vardı? Bırakacaksınız bu lafları. Evlilikte şahsa göre davranıyoruz. Kadın yapamıyorsa
bir yardımcı tutulacak. Yapabiliyorsa da şimdi hanımlara söylüyorum, ev tertemiz olacak, düzgün olacak, her şey yerli yerinde. Senin kıyafetin, yemek kokmayacak, üstün başın hiçbir şey olmasa tertemiz mis gibi sabun ya da kolonya kokacak. Mümkünse kocanın hoşuna giden bir şey, parfüm sıkacaksın. Senin bir şeyin var ya, çok seviyorum onu. Koca gelmeden önce ruj sürülecek, sonra buradaki ruju alacaksın, böyle böyle allık yapacaksın demiştin ya bir, evet, programda. Evet. Hep bakım, hep bakım. Ama bu isteniyor. Eğer öyle yapmazsanız sonra diyor ki kadınlar, ben bu evin temizleyicisi miyim, ben çocuk bakıcısı mıyım? Tamam, farkını göster o zaman kocanın karşısında. Azıcık da olsa fingirde. I'm sorry bunu söylediğim için ama yani şimdi bir sürü insanlar bana bunu bile soruyorlar. Nasıl fingir denir diye. Ya kocanın karşısında nasıl fingir denir? Ha bak vallahi kızarım ha. Ondan sonra rütük kapatırsa karışmam bak ben şimdi. Açar ağzımı girelim. Nasıl fingir denir? Allah Allah, hiçbir şey yapmasam. Az sonra. Canım, hayatım, sevgilim, kocacığım. Bunlar benim kayınvalidem beni bana kızdığı zaman o karınız lafıyla kıcıcım kıcıcım diyor, daha bire diyormuş, ben öyle diyormuşum. Senin taktiğini yapıyor. Hayır, benim taktiğimi yapıyor sinir aldığı için benden. Tövbe tövbe. Hep öyle yani. Hoş geldin kocacığım. Buyur kocacığım. Ne istiyorsun canım, kocacığım? Canım nasılsın? Sana bazı, ne pişireyim kocacığım? Bazı adamlar şimdi beni dinleyen hep diyor ki. Hep kadınlara öneriler versen aşkım, böyle. Aşkım ben sana ne diyorum? Evliliği kadın kurtarıyor diyorum, anlamıyorsun. Çatlayacağım ortadan ikiye. Hep kadın, İhaneti, hep kadın. İhaneti dahi. Yapan adamları hiç sevmiyorum ama yapma sebebini kadında arıyorum. Peki gerçekten bu olayları neden yaşıyoruz ve ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmalı diye bir köşemiz var artık. Lütfen bize yazın.